ATS Alüminyum Doğrama ve Otomasyon Sistemleri Girişimcinin Dünyası programını sunar. Herkese iyi akşamlar. Bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. Bu akşam açıkçası Şampiyonlar Ligi gibi bir program olacak eminim. Üç tane değerli hocamı burada ağırlayacağız ve onlardan TÜBİTAK'la yapılan yeni protokolün detaylarını öğrenmeye çalışacağız. Geçtiğimiz aylarda biliyorsunuz tekrar bir protokol imzalandı TÜBİTAK ve Bakanlığımız arasında, Milli Eğitim Bakanlığımız arasında ve onların detaylarını kendilerinden dinlemeye çalışacağız. Öncelikle konuklarımın isimlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. TÜBİTAK Araştırma Destek Programı'nın başkanlığından Profesör Doktor Nurper Güz, Teknoloji Yenilik Programlarından TEDEP kısaltması Doktor Alperen Yurtseven ve Yakın Doğu Üniversitesi Teknoloji Transferi Ofisi Başkanımız sevgili Murat Hocam bizlerle beraber olacak bu akşam. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Size hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum Temel Bey. Çok sağ olun. Burada olmak çok keyifli. Çok da bir zaman oldu esasında bir önceki birlikteliğimizden beri. Gelişmeler heyecanlı ve umut verici. Arayı çok açmayalım. Aynen. İnşallah bu dosya daha fazla birlikte olacağız. Kesinlikle. Hocam sizler de hoş geldiniz. Kusura bakmayın küçük bir teknik aksaklıkla başladık programa. Umarım seslerinizi doğru şekilde, sağlıklı şekilde yayına verebileceğiz. Hoş geldiniz. Nurper Hocam isterseniz sizden başlayalım. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Evet, gayet net duyabiliyorum ben sizi. Dilerseniz biraz kendinizi tanıtabilir misiniz seyircilerimiz için Birkaç yıldır tekrar merhabalar. Birkaç yıldır Araştırma Destek Programları Başkanlığında Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyorum. Öncesinde de Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığında görev yaptım. Bu şekilde tanıtmış olayım. Çok teşekkür ederim. Alperen Hocam, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Davetiniz için çok teşekkür ederiz. Ben de Alperen Yurtseven, Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı'nda Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyorum. Aslında benim çalıştığım birim TÜBİTAK'ın özel sektöre yönelik desteklerinin koordine edildiği başkanlık. Aslında Nurper Hocam da Araştırma Destek Programları Başkanlığı'nda daha çok akademik desteklerimizin koordinasyonuyla görev yapıyor. Bu konuda sizlerin, araştırmacılarımız sorularını cevaplamaktan memnuniyet duyacağız. Çok teşekkür ederim. Bizleri kırmadınız, programımıza misafir oldunuz. Açıkçası TÜBİTAK programları bizler için çok önemli. Yani 2009 yılında yapılan bir protokolle başladı. Çeşitli işte aksamalarla vesaire devam etti ve bugünlere geldik. Geçtiğimiz ay tekrar yeni bir protokolle kapsam biraz daha genişletildi, biraz daha detaylandırıldı. Bunları sizden dinlemek istiyoruz açıkçası. Dilerseniz Nurperen Hocam'la başlayalım. Özellikle ARDEP tarafında. Kapsam nedir? Yani yeni dönemde bizleri neler bekliyor? Bu programın içerisinde hangileri açılacak? Şimdi benim de Türkiye'den bildiğim çeşitli işte binli projeler var. Şimdi hangi binli projeler Kıbrıs için açıldı, araştırmacılarımız için açıldı? Nasıl ilerleyecek? Bunlarla ilgili sizden bilgi almak istiyorum. Hocam, Nurper Hocam, sizli bir sorum olacak. Şimdi biliyorsunuz 1001 programları daha önce Kıbrıs'ta yine uygulanıyordu. Yeni dönemde de daha genişleyerek devam edecek. Nedir 1001 programları? Nasıl işliyor? İçeriği nedir? Ben sesinizi çok az almakla birlikte anladığım kadar aktarmaya çalışayım sizlere. Evet, kusura bakmayın. Bildiğiniz üzere Sayın TÜBİTAK Başkanımızın geçtiğimiz aylarda Kıbrıs ziyareti esnasında TÜBİTAK ile Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı arasında bilim ve teknoloji alanlarında bir işbirliği protokolü imzalandı. Bu imzalanan işbirliği protokolünde yer alan içeriklerden bir tanesi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bilim insanlarımızın TÜBİTAK programlarının başvuru, değerlendirme ve izleme süreçlerinden faydalanabilmesi, ilaveten Kıbrıs üniversitelerindeki araştırmacılarımızın TÜBİTAK programlarından istifade etmesine olanak sağlamak olmak üzere tanımlanmış. Bu kapsamda KKTC'deki üniversitelerimizde görev alan araştırmacılarımız yine Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından belirlenecek öncelikli alanlara ilişkili olarak ARGE projeleri için Araştırma Destek Programları Başkanlığı olarak bilinen ARDEP'in şimdilik 5 farklı destek programından
faydalanabilecekler. Evet. Şimdilik 5 farklı destek programından faydalanmaları öngörülmekte. Ancak ilerleyen zamanlarda karşılıklı mutabakat sağlanarak bu programların sayısı da artırılabilir elbette. Bir de öncelikle alanlar konusuna açıklık getirmem gerekirse, bildiğiniz üzere bu sürecin takipçisi Milli Eğitim Bakanlığımız olacak. Kendileriyle yapılan görüşmeler neticesinde sınırlı bir bütçe olmasından kaynaklı olarak ilk etapta Kıbrıs'ın ihtiyacı doğrultusunda kendileri tarafından belirlenecek öncelikli alanlar kapsamında ilk etapta başvurular alınacak diye biliyorum ben. Biz TÜBİTAK olarak Türkiye tarafında belirlediğimiz ve ilan ettiğimiz öncelikli alanları kendileriyle paylaştık. Kıbrıs için bahsedilen bu öncelikli alanlar belli olunca yine araştırmacılarla da mutlaka paylaşılacağını düşünüyorum. Araştırmacılarımızın ADEP tarafında hangi programlara başvuru yapabilmeleri noktasında kısaca bilgi vermem gerekirse, evet, aslında ilki yine sizlerin de çok iyi bildiği ADEP'in de en eski programlardan bir tanesi olan BİMBİR adını verdiğimiz Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Destekleme Programı. BİMBİR kapsamında biliyorsunuz doktora derecesine sahip olan kişiler proje yürütücüsü olarak, en az 4 yıl lisans eğitimi almış olan kişiler de araştırmacı veya danışman olarak projede görev alabilirler. 36 ay süreyle destek veriyoruz biz BİMBİR programı kapsamında. Bütçesi 1 milyon 650 bin lira. Bir diğer programımız 1002A hızlı destek programımız. Bu programda da üniversitelerimizde veya araştırma enstitülerimizde yürütülecek kısa süreli, nispeten daha düşük bütçeli araştırma projelerine destek sağlıyoruz. Bu programa doktor öğrencilerimiz de son dönemde başvuru yapabiliyor. Yılın 365 günü sürekli başvuruya açık, 12 ay süreyle 75 bin lira destek sağlıyoruz bu program kapsamında. Bir diğer programımız 1005 adını verdiğimiz Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programımız. Evet. 1005 programı kapsamında ise biz daha çok dışa bağımlılığımızı azaltacak, ülkemizin rekabet gücünü artıracak, ulusal veya uluslararası ölçekte yeni bir ürün, süreç, yöntem veya model geliştirmek üzere hazırlanmış olan projeleri destekliyoruz. Yine sürekli başvuruya açık bir program. Peki bu programa kimler başvurabilir? En az 4 yıllık lisans eğitimi almış olan kişiler bu program kapsamında yürütücü, araştırmacı veya danışman olarak görev alabilirler. 18 ay süreyle 650 bin lira destek veriyoruz bu program kapsamında. Bir diğer programımız 3501 koduyla bilinen kariyer geliştirme programı. Evet. Bu programda ise kariyerlerine yeni başlayan genç doktoralı bilim insanlarının araştırmalarını teşvik ediyoruz. Yine yılın 365 günü açık, 36 ay süreyle 750 bin lira destek verdiğimiz bir program. Kariyer programına doktora derecesinin alındığı tarihten itibaren ilk 7 yıl içerisinde başvuru yapılabilmekte. Son dönemde yine hayata geçirdiğimiz 3005 koduyla açtığımız bir program var. Sosyal ve beşeri bilimlere yönelik. Sosyal ve beşeri bilimlerde yenilikçi çözümler araştırma destek programı olarak biliniyor. Bu program kapsamında da 3 farklı modülümüz var. İlki beşeri bilimlerde ilerleme modülü kapsamında beşeri bilim alanlarında bilimsel ilerlemeyi bilimsel ilerleme sağlanmasını amaçlıyoruz. Evet. Yine politika geliştirme süreçlerine bilimsel temel sağlama modülümüz var. Bu modülde de kamu politikalarının bilimsel temellere göre şekillenmesine yönelik uluslararası karşılaştırmalı araştırmalar, işte küresel eğilimlerin belirlenmesine yönelik çalışmaların desteklendiği bir modül. Son olarak da bilimsel ve teknolojik ilerlemelerin sosyal etkilerinin ortaya konulması modülü kapsamında
Yeni gelişmekte olan veya çığır nitelikte olan teknolojilerin bilimsel ve teknolojik etkilerinin yanı sıra bunların ekonomik, sosyal, kamu politikaları gibi etkilerin de ele alındığı sosyal ve beşeri bilimlerin diğer bilim alanlarıyla kesişiminin de ön plana alındığı çalışmaların desteklenmesi hedefleniyor bu program kapsamında da. Yine 4 yıllık mezunlarımız bu programa başvuru yapabilirler. Hı hı. 24 ay süreyle 700 bin lira destek veriyoruz bu program kapsamında. Genel itibarıyla sorunuza şimdilik bu şekilde yanıt vermiş olayım. Çok teşekkür ederim hocam. Hemen Alperen hocama geçelim. Teknoloji yenilik programları dahilinde neler var? Kıbrıs'ta hangi programlarda faydalanabileceğiz? Evet. Aslında bizim oldukça fazla uygulamamız var. 24 civarında program işletiyoruz şu anda. Bunların ağırlığı özel sektöre yönelik destek programları. Evet. Tabii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile olan işbirliği kapsamında bu programlardan pilot aşamada iki tanesi uygulamaya alınacak. Bunlardan ilki Üniversite Sanayi İşbirliği Destek Programı, 1505 koduyla geçen programımız. Bu program bir ortak başvuru içeriyor. Bir müşteri kuruluş, teknolojik bir ürün ya da süreç geliştirme konusunda üniversitelerin uzmanlığına ihtiyaç duyan bir sermaye şirketi olması gerekiyor. Bu finansmana zaten ortak oluyor, projenin finansmanına. Diğer tarafta da araştırma faaliyetlerini yürütüldüğü bir üniversite olacak. Kamu araştırma merkezleri de bu kapsamda değerlendiriliyor. Bu kurumların ortak proje başvurularını değerlendirip destekliyoruz. Bu program yine Nurper Hocam belirttiği üzere bizim bazı programlarımız çağrılı, belirli dönemlerde başvuruları aldığımız programlarımız var. Evet. Bazıları da sürekli olarak başvuruya açık. 1505 Üniversite Sanayi İşbirliği Destek Programımız sürekli olarak başvuruya açıktır. Burada bir bütçe üst limitimiz yok. Nasıl yok? TÜBİTAK'ın sağladığı desteğin bir üst limiti var. 1,5 milyon liraya kadar biz destek veriyoruz ama müşteri kuruluşun da, yani burada ihtiyaç sahibi olan, burada geliştirilen teknolojiyi yeni ürüne, sürece dönüştürecek uzmanlığa sahip şirketin de finansmana ortak olmasını beklediğimizde burada TÜBİTAK desteği sınırlandırılmış durumda. Evet. Tabii aslında müşteri kuruluşun bu projeye sağladığı finansman oranı da ölçeğine göre değişiyor. KOBİ'ler bütçenin %25'ini karşılıyor. Büyük ölçekli işletmeler de proje bütçesinin %40'ını üstlenmekte. Yükümlüler, bizim sağlayacağımız destek bu paylaşımda 1,5 milyon liraya geldikten sonra TÜBİTAK daha fazla destek sağlamıyor. Bunun üstünü müşteri kuruluşun aslında proje bütçesine aktarmasını bekliyoruz. Şimdi bu program kapsamında ne tür giderleri destekliyoruz? Bursiyer maliyetlerimiz var. Yani bu projede çalışacak lisans, yüksek lisans, efendim doktora öğrencileri, doktora sonrası araştırmacılara burs ödenebiliyor veya yardımcı personel istihdamı yapılabiliyor. Projeyle ilişkili seyahat giderlerini destekleyebiliyoruz. Alet teçhizat alımları, malzeme alımları, farklı hizmet alımları. Bunların hepsi yine destek kapsamında. Bunun yanı sıra proje ekibinde yer alan araştırmacılara proje teşvik ikramiyesi ödenebiliyor. Ve aslında bizim karşılayamadığımız öngörülmeyen giderlerin de desteklenebilmesi adına bir kurum hissesi ödeniyor. Bunlar da müşteri kuruluşun katkısına dahil değil, tamamen TÜBİTAK tarafından yürütücü kuruluşa, yani üniversitelerimize aktarılıyor. Bizim bir diğer programımız yine aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile olan işbirliğimiz kapsamında uygulamaya alacağız. TÜBİTAK BİG programı. Şimdi aslında uygulamaya alacağız diyoruz ama bu programa başvuruda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı yok. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden birçok girişimcimiz de aslında bu programdan faydalandı. Şöyle ki bu program bir iş fikriyle başlıyor. Yani yeniliğe dayanan, teknoloji tabanlı bir iş fikri olan girişimcilerimiz ilk etapta sahada bizim elimiz, kolumuz, temsilcimiz olan uygulayıcı kuruluşlara başvuruyorlar. Bu uygulayıcı kuruluşlarımız iş fikrinin ilk değerlendirmesini yapıyorlar. Eğer bizim programın öncelikleriyle ve yapısıyla uyuştuğunu düşünüyorlarsa burada girişimciyi bir hızlandırıcı program alıyorlar. Hızlandırıcı programlar genelde işte belli bir eğitimin verilmesi, ondan sonra yani girişimcilikle ilgili bir nosyon kazandırılması, daha sonra çeşitli uzmanlardan destek alınması, işte mentorluk hizmetinin verilmesi,
kuluçka hizmet, işte çalışacak bir ofis alanı veya laboratuvar imkanı veya işte bir atölye imkanı sağlanması, buna benzer hizmetlerden oluşuyor ve genelde bir işte demo günüyle sonuçlanıyor. Burada da işte adım adım oradaki iş fikrinin bir iş planına dönüşmesini istiyoruz. Bu iş planları daha sonra TÜBİTAK'a sunuluyor. Geçtiğimiz yıllarda bu projelerin geliştirilmesi için biz hibe şeklinde bir destek veriyorduk. Yani evet, girişimcilerimiz iş planları uygun bulunduktan sonra bir şirket kuruyorlardı. Bu da sıklıkla gelen sorulardan bir tanesi. Bu şirketi Türkiye Cumhuriyeti'nde mi kuracaklar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde mi kuracaklar? Bu şirketlerin Türkiye Cumhuriyeti'nde kurulması gerekiyor. Ve daha sonra şirket kurulduktan sonra biz hibe şeklinde destek sağlıyorduk. 2023 yılında hatta bugün sonuçlarını açıkladık. Bir yapısal değişikliğe gidildi bu programda ve artık hibe şeklinde destek vermek yerine biz bu şirketlere yatırımcı oluyoruz. Bu ne demek? Yani harcamalar karşılığında belli bir miktar hibe destek vermek yerine bu şirketler kurulduktan sonra %3 hissesi karşılığında 900 bin lira sermaye aktarıyor TÜBİTAK. Bunu bir fon aracılığıyla yapıyor. TÜBİTAK BİK fonu kuruldu. Bu fonumuzda da Türkiye Kalkınma Fonu ile beraber çalışıyoruz. Kalkınma Bankası'nın bir iştiraki. Bu şekilde şu anda 153 tane iş fikri iş planına dönüştü. Bunları onaylandı ve yatırımlarımızı yapmaya inşallah başlayacağız. İşte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki girişimcilerimiz de uygulayıcı kuruluşlarımızla irtibata geçerek iş fikirlerinin bu kapsamda değerlendirmesini isteyebilirler. Ve ilk aslında burada girişimlerine TÜBİTAK'tan yatırım alabilirler. Özetle aslında daha farklı sorular olursa onları da cevaplamaya çalışırım. Şu aşamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kullanımına açılan iki tane programımızla ilgili detaylar bunlar. Evet, ağzınıza sağlık Alper Hocam. Yani burada az önce bahsettiğiniz gerçeği, geçmiş dönemlerde çeşitli teknik sıkıntılar yaşanıyordu başvuru sırasında ve işin yürütülmesi noktasında. Özellikle bu proje destekleri, hocaların araştırmayı görevlerini aldıkları proje destekleri noktasında. Bu yıl uygulama nasıl olacak? Ya bununla ilgili bir çözüm yaratılabildi mi? Yoksa henüz daha bununla ilgili bir çalışma devam mı ediyor? Ben cevap vereyim isterseniz. Ağırlıklı olarak tahmin ettiğim kadarıyla buradaki sıkıntı biraz işte bizim elektronik sistemlere erişimden kaynaklanıyor. Evet, doğru. Yani elektronik imza tedariği vesaire bu konularda problem yaşanabiliyor. Bu aslında bizim diğer destek programlarımızda da karşılaştığımız bir problem. Yani biz desteklediğimiz şirketlerin evet Türkiye'de kurulmasını istiyoruz ama bunların imza atan temsilcileri yabancı uyruklu olabiliyorlar. Hı hı. Onların elektronik imza almasında bazen sıkıntılarla karşılaşabiliyoruz. Bu sorunu çözmek için teknik ekiplerimiz çalışıyorlar. Yani en temel olarak verebileceğim cevap bu. Şu anda hani çözülmüş müdür bu problem derseniz buna cevabım ne yazık ki olumsuz olacak. Evet, peki hocam, BİK programlar biliyorsunuz Türkiye'de uzun yıllardır çok başarıyla yürütülüyor ve çok değerli şirketler çıktı buradan geçmiş yıllarda. Kuzey Kıbrıs tarafında da peki nasıl organize edebiliriz? Yani direkt BİK programı kapsamlı uygulamacı kurumlardan bahsettiniz. Şu anda Kıbrıs'ta bununla uygulayacak bir programı uygulayacak bir kurum yok. Direkt Türkiye'deki ilgili kurumlara mı başvurması gerekecek yoksa burada da bir kurum oluşturulması gerekiyor mu? Çok güzel bir noktaya isabet ettiniz. Şimdi aslında bu uygulayıcı kuruluş dediklerimiz 37 tane farklı platform altında hizmet veriyorlar. Ve burada çok farklı yapılar söz konusu. Şöyle ki geçtiğimiz yıllarda yani bu uygulayıcı kuruluş mekanizması ilk hayata geçirildiğinde ağırlıklı olarak teknoloji transfer ofisleri, ondan sonra teknoloji geliştirme bölgeleri bu yapılar üzerinden aslında süreci yürütüyorduk. Geldiğimiz yıl, yani 2022 yılının sonundan itibaren ortaklı aslında platform yapısında bu hizmetlerin sunulmasını sağladık. Bu da bize farklı aslında açılımlar getirdi. Nedir? Mesela bölgesel işbirlikleri ortaya çıktı veya sektörel işbirlikleri ortaya çıktı. Sanayi kuruluşlarımız bu konuda çok yoğun faaliyet gösteriyorlar. Özellikle büyük şirketlerin yatırım kolları bu alanda faaliyet gösteriyor. Ve farklı bankalar özellikle, yani Türkiye'nin önde gelen bankaları yine bu hızlandırıcı yapılara destek oluyorlar kendi imkanları dahilinde.
Şimdi burada bir platform yapısı olduğu için burada katı bir düzen oluşturmuyoruz. Yani bunların genişlemesi şu anda mümkün. Dediğim gibi 37 tane platform altında 147 kurum işbirliği yapıyor. Burada işbirliği yapılan kurum olarak Kuzey Kıbrıs'taki altyapıları, üniversiteleri dahil etmemiz her daim mümkün. Şu anda aslında Türkiye'de 81 ilden mesela şeyimiz yok, uygulayıcı kuruluşumuz yok. Bunu bütün 81 ile yayma konusunda bir teşebbüsümüz var. Bununla beraber 2024 yılından itibaren özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de burada uygulayıcı kuruluşlarımızın işbirliği yapılacak şekilde dahil edilmesi için çalışacağız. Şöyle bir örnek vereyim, yani şu anda en başarılı uygulayıcı kuruluşlarımızın aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de belli bir temsiliyeti var. Hani evet, en kolay olarak nasıl başlarsınız derseniz bu şekilde başlayabiliriz. Dediğim gibi bu bizim 2024 yılı çalışma planımızın içinde. Doğru, çok haklısınız. Gerek ODTÜ olsun gerek İTÜ olsun burada onların da birer şubesi var. Evet. Buradaki merkezler üzerinden aslında çok rahatlıkla süreç yürütülebilir. Doğru. Peki tekrar Nurper Hocam'a dönmek istiyorum aynı soruyla alakalı. Nurper Hocam, geçmişte biliyorsunuz daha önce telefonda da konuştuk sizinle. Başvurular sırasında ciddi sıkıntılar yaşanıyordu. Özellikle bu elektronik sistemleri yürütme noktasında. Ve farklı yöntemler bulunmuştu. İşte ıslak imzayla elden teslim evrak alımı oluyordu. Yeni dönemde nasıl olacak? Yine aynı şekilde mi devam edecek hocalarımız başvurularını bu şekilde mi yürütecekler size, yoksa farklı bir yöntem mi uygulanacak? Yeni dönemde aslında elektronik imza ile ilgili olarak biraz önce Alperen Bey de ifade etti. Ekiplerimiz her iki tarafta da çalışıyor. Ama ben süreci baştan nasıl bir yol izleneceğini aktarmam gerekirse, araştırmacılarımızın TÜBİTAK giriş kapısı dediğimiz bizim araştırmacı bilgi sistemimiz var, ARBIS olarak evet, isimlendirdiğimiz. İlk olarak ARBIS'e üye olmaları gerekmekte. Ve ARBIS'le Türkiye'de ve yurt dışında görev alan tüm araştırmacılar tek bir veri tabanına kayıt yaptırmış oluyorlar aslında. Buraya özgeçmişlerini yüklüyorlar, yayınlarını, eserlerini, akademik çalışmalarını yüklüyorlar, girişlerini yapıyorlar. Ve ARBIS'e kayıt yaptıran ve bilgilerini özellikle güncel tutan tüm araştırmacılarımız TÜBİTAK destek programlarına başvuru yapma ve aynı zamanda değerlendirme süreçlerinde de görev almanın ilk koşulunu yerine getirmiş oluyorlar. KKTC'deki araştırmacılarımız da ARBIS hesapları ile önce proje başvuru sistemimize giriş yaptıktan sonra başvuru yapabilecekleri programlar altında onlar için oluşturulmuş başvuru ekranlarını çevrim içi olarak başvurularını gerçekleştirebilecekler. Çevrim içi başvuruların tamamlanmasının ardından biz Türkiye tarafında başvurulara ait kabul ve taahhüt onay belgeleri şey yapıyoruz. E-imza ile elektronik evet, imza ile kullanıyoruz onu da. Biraz önce ifade ettiğim gibi şu an Türkiye Cumhuriyeti dışından alınmış e-imzaların proje başvuruları da kullanılması için teknik açıdan henüz mümkün değil ama taraflar karşılıklı olarak bu konuda çalışıyorlar. Ancak bu süreçte araştırmacılarımızı yine mağdur etmemek adına imza gerektiren belgeleri ıslak imzalı basılı kopya ile şu an için almayı sürdüreceğiz. Aslında şunu da bir yandan ifade etmek isterim. KKTC tarafındaki araştırmacılarımızın halihazırda TÜBİTAK programlarına başvurmaları için e-imza bir sorun teşkil etmiyor. Sadece kolaylık olması açısından, biraz bürokrasinin azalması açısından biz bu uygulamayı kullanıyoruz. Dolayısıyla bunu da yakın zamanda çözüleceğini düşünüyorum. Peki hocam, ya değerlendirme tarafında nasıl olacak? Yani Kuzey Kıbrıs'taki projelerin değerlendirme süreciyle Türkiye tarafındaki yapılan proje değerlendirme süreci aynı mı olacak, yoksa farklılık var mı? Herhangi bir değişiklik olacak mı orada? Aslında bir noktaya kadar süreç Türkiye ile aynı şekilde yürütülecek. Yani KKTC'den alınan başvurular
Değerlendirme sürecinde ilk olarak biz Türkiye'de de aynı şeyi yapıyoruz. Proje önerileri ilk olarak şekilsel ve içerik açısından kontrol ediliyor. Uygun mu, yeterli mi noktasında bir ön değerlendirme yapılıyor. Ve başvuru koşullarını sağlayan ve başvuru formlarında bilimsel olarak değerlendirme için gerekli bilgilerin yeterli olduğu projeler bu defa bilimsel değerlendirme sürecine tabi tutuluyor. Proje önerileri programın türüne göre alanında uzman değerlendiricilerin katılımı ile gerçekleşen bilimsel değerlendirme panellerinde Türkiye'de sunulan projelerle aslında birlikte değerlendirmeye alınacak sizden gelen projelerde. Değerlendirme süreçlerimiz program türüne göre iki farklı şekilde gerçekleştiriyoruz biz. Genellikle dönemsiz olarak isimlendirdiğimiz, yani sürekli başvuruya açık olan programları dış hakemler aracılığıyla değerlendiriyoruz, daha hızlı olması açısından. Ancak çağrılı olan programlarımızda, işte örneğin 1001 gibi programlarımızda online paneller aracılığıyla değerlendiriyoruz. Son dönemde kariyer projelerini de biz bu kapsama dahil ettik. Yani kariyer projelerini de yürütücülerimiz, yani projeyi sunan hocalarımızı panele davet ediyoruz. Projesini sunmasını, oradaki hakem heyetinin sorularını cevaplamasını istiyoruz online panellerimizde. Buraya kadar Türkiye'den ve KKTC'den yapılan başvurular için uygulanan süreçte herhangi farklılık bulunmuyor. Bilimsel değerlendirmenin tamamlanmasının ardından hakemler biliyorsunuz ki bir puanlama yapıyor bilimsel değerlendirme sonucunda. İlgili destek programı için biz destek kriterleri belirliyoruz. Bu destek kriterlerini sağlayıp sağlamama durumuna göre hakemlerin görüşleriyle birlikte TÜBİTAK ve KKTC yetkililerinin katılım sağladığı bir komisyona sunulacak diye biliyorum. Yani bu şekilde ilerleriz diye biliyorum ama henüz onu da Milli Eğitim Bakanlığı tarafıyla da görüşmemiz, netleştirmemiz gerekiyor. İlgili destek programının destek kriterini sağlayan projeler arasında yine KKTC tarafının desteklenmesini uygun bulduğu projeler desteklenecek. Tabii ki burada TÜBİTAK tarafından yapılan değerlendirme de esas alınacak. Yani KKTC tarafı projelere ayrılacak bütçe kapsamında belki sadece kaç projenin destekleneceği noktasında karar verecek. Yine burada belki paylaşmam gereken önemli bir bilgi de bu projelerin bütçeleri de yine KKTC Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından karşılanacak. Son olarak da bilimsel değerlendirmelere ilişkin bizim hakemlerimizin görüşlerini içeren raporlarda TÜBİTAK tarafından proje yürütücülerine elektronik ortamda iletilecek diye düşünüyorum. Evet hocam, çok teşekkür ederim. Son olarak bana bu soru çok fazla geldi. O yüzden sormadan geçemeyeceğim. Akademisyenlerimiz bu açılan projelerde değerlendirici olarak yer almak istiyorlar çoğu zaman ve bununla ilgili başvurular yapıyorlar. Geçmişte sanırım çok fazla mümkün olmamış yine. Nasıl başvurabilirler, nasıl hakem olabilirler bu projelerde? Biraz bilgi verebilir misiniz? Akademisyenlerimiz değerlendirici evet. olarak evet. yer alabilecekler mi? Evet. Değil mi? Aynen. Soru bu. Evet. Elbette mümkün. Akademisyenlerimiz TÜBİTAK sadece değerlendirme değil aslında, danışman olarak, panelist olarak, izleyici olarak ya da hakem olarak görev alabilirler projelerimizde. Bunun için daha önce ifade ettiğim şekilde TÜBİTAK'ın ARBİS sistemine üye olunması ve bu sistemde yer alan görev alma tercihleri alanından talep edilen görev tercihlerini işaretlemeleri gerekmekte. Yine TÜBİTAK tarafından uygun bulunan projelerde yer alacak araştırmacılarımız da zaten biz bu havuzdan seçmekteyiz. Çok kısa bir bilgi vermem gerekirse, bilimsel değerlendirmelerimizde yer alan panelistleri biz nasıl seçiyoruz? Bizim tarafta panelist adını verdiğimiz bir algoritmadan faydalanıyoruz. Bu algoritma bize tüm veri tabanlarındaki, BOS'taki, Scopus'taki veya Türkiye'deki YÖK Akademik gibi araştırmacı dijital bilgileriyle çekilen uzmanlık alanlarını, aynı zamanda
araştırmacılarımızın ARBIS profillerinde kendi beyanlarını girdikleri uzmanlık alanlarını ve proje başvurusunda ilgili uzmanlık alanları veya anahtar kelimeleriyle birbiriyle çakıştırıyor ve projeyi değerlendirebilecek en yetkin potansiyel hakemleri bize listeliyor. Dolayısıyla tam da bu noktada TÜBİTAK projelerinin değerlendirmesine görev almak isteyen hocalarımızın ARBIS kaydı olması, bilgilerinin güncel olması ki biz onların yetkinlik alanları ile projelerin konularını çakıştırabilmemiz açısından önemli bir nokta. Bununla beraber tabii ki sadece bu panelist programına değil, işte çıkar çatışmalarına bakıyoruz, ilgili danışma ve grup yürütme evet. kurulu dediğimiz üyelerimizle birlikte panellerimizi kuruyoruz. Tabii bazen program türüne göre de farklılık gösterebiliyor. Özellikle 1001 panellerimizde biz mümkün mertebe proje yürütücülük deneyimi olan hocalarımızı birazcık esas alıp oluşturmaktayız. Ama sonuç olarak Kankar Tecrübe'de yer alan akademisyenlerimizi de TÜBİTAK'a sunulan projelerin değerlendirmesinde memnuniyetle görevlendirmek isteriz. Evet, bizi bilgilendirdiğiniz için, misafir olduğunuz için çok teşekkür ederim. Malum teknik problemi sizlerle çok iyi iletişim kuramıyoruz. O yüzden sizleri daha fazla yormayayım ben. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Biz de Murat Hocam'la burada Kıbrıs tarafını toparlayıp hemen programı sonlandıralım. Buyurun hocam. Ben Nurper Hocam ve Alperen Hocam'a selam etmek istiyorum. Çünkü uzun zamandır görüşmedik ama Alperen Hocam'la da beraber çalışmıştık. Çok selam olsun. Kendisiyle önceden tanışıklığımız da var. Selamlarımızı iletebilirsiniz. Evet. Çok teşekkür ederiz davetiniz için. İyi akşamlar dileriz. Biz çok teşekkür ederiz. Kendisine sizlere selamlar var. İletmiş olayım. İyi akşamlar. Evet Murat Hocam, tekrar birlikteyiz programda. Evet. İlk önce konuklarımıza yer vermek istedim. Onlardan bilgiler, haberleri almak istedim. Biz de üzerine değerlendirelim istedim arkasından. Şimdi bu program için bayağı bir emek harcadınız. Biliyorum işin başından beri aslında çok yoğun bir mesai harcıyorsunuz. Sizin de büyük çalışmanız, büyük katkınız var. Tekrar protokolün yenilenmesinde, güncellenmesinde. Uzun yıllarda TÜBİTAK içeride zaten görevli olarak çalışıyorsunuz. Hocam detayları biraz da sizden alalım. Şimdi ne olacak yeni dönemde? Ya öncelikle bu bir önemli milat olduğunu düşünüyorum. Çünkü TÜBİTAK çok güven verici bir kuruluş. Yani Avrupa'da diğer yerlerde soruyorsunuz hemen akansılar diyor. Evet, çok, çok güven puanı çok yüksek bir kuruluş. TÜBİTAK burada bize esasında belki bir bütçe aktarmak yerine bu güveni, bu doğru davranma, doğru yaklaşma biçimine ait yol gösterici olması bir de bence çok büyük bir şey. Bunu niye söyledim? Yine teşekkür etmemiz lazım. Kalkınma Ekonomik İşbirliği Ofisi Başkanlığı'na Ömer Beylerin de müthiş bir çabası var. Bir 20 milyon lira kadar bir bütçeyi hemen ayırmasını sağladılar KKTC'de. Yani esasında TÜBİTAK burada hakemliği yapıyor. Ya burada en büyük fark sanırım artık bütçenin Kıbrıs'tan sağlanıyor olması. Hakemliği TÜBİTAK yapıyor. Evet. Dolayısıyla bütçe Kıbrıs'ta, Kıbrıs'tan geliyor. Çok büyük bir bütçe mi? Hayır ama önemli bir bütçe, bir başlangıç bütçesi. Doğru. Bu çok kritik bir şey. Bu birincisi. İkincisi, kendi ayakları üstünde durması lazım olan bir ekosistemi burada konuşuyoruz. Deminden beri bahsetti işte Alperen hocamız. Orada bu programlarda artık platformlar mantığına geçmemiz gerekiyor. Bizi buna da biraz zorlayacak. Çünkü Kıbrıs'ta biraz dağınız belki de. Evet. Bu dağınıklığı toparlamamızı, silkelenmesini sağlayacak. Ve işte bu anlamda Sayın Bakan Nazım, Bakanın Nazım Çavuşoğlu'nun milli eğitim çerçevesini hızlıca bir organizasyon oldu. İşte yüksek öğrenimden dairesinden Behçet Bey'in ve gene Ülkü Beyoğlu'nun da katkısıyla şimdi 4 tane hoca, 4 üniversiteden bir tane de Kıbrıs Üniversiteler Birliği'nden hoca ile biz bir komisyon... Evet, onları da hemen şey yapalım. Behçet Çelebi Bey Dışişleri, Dış İlişkiler Dairesi Müdürlüğü'nden, Yüksek Öğrenim Dışişleri Dairesi Müdürlüğü'nden başkanlığını yapacak grubun. Sizler Sevinç Hanım, Sevinç Kurtan, Profesör Doktor Sevinç Kurtan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nden, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden Profesör Doktor İzzet Sakallı hocamız, Lefke Avrupa Üniversitesi'nden Profesör Doktor Hüseyin Oğuz, Kıbrıs Üniversitesi Birliği'nden Profesör Doktor Tokay Gedikoğlu ve yine Yükseköğretim Dış İlişkiler Dairesi'nden Ülkü Beyoğlu
bu kurulun üyeleri ve başkanlığını yürütecekler. Şimdi bu Kıbrıs tarafındaki ön hazırlık. Şimdi yapılacak işlerden bir tanesi demin Nurper Hocam onu çok güzel söyledi. Esasında Alperen Bey'in söylediğini hemen ekleyerek bunu söyleyeceğim. Bizim Kıbrıs'a öncelikleri belirlememiz gerekiyor. Evet, doğru. Naçizane Avrupa Birliği'nde şu an TÜBİTAK'ı temsil ediyorum Araştırma Altyapıları Meclisi'nde 14 yıldır. Önce program komitesi üyesi olarak. Orada 20 yıllık programlar yol haritaları hazırlanıyor ve sürekli bu yereldeki ihtiyaçlara binaen yapılan güncellenmek zorunda. Bizim Kıbrıs önceliklerini belirleyecek bir zirveyi önümüzdeki günlerde planlıyor olacağız. Evet. Burada sadece akademiyle değil, kamuyla ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte öncelikleri, doğru güncel öncelikleri belirleyip TÜBİTAK programlarıyla oldukça yakın olacaktır ama yerele özgü olacaktır. Bunu sağlamak için bir zirve planlıyoruz. Bu zirveyi önümüzdeki günlerde yapabilirsek büyük olasılıkla yakın doğuda bir ev sahipliği yapmaya çalışacağız. Yakın doğu diyorum burada esasında 20 üniversitemiz hepsi eşit. Evet, doğru. Bizim topluca burada hareket etmemiz gerekiyor. Doğru. Yakın doğu burada büyük bir avantaj sağladı. İşte atıyorum günsel elektrikli araç platformu, işte diğer tanı kitleri vesaire. Bu olayları platforma dönüştürmemiz lazım. Doğru, çok haklı. Yani çünkü Vestel örneğin tek başına Türkiye'de bir Vestel gibi değil. Evet. 20-30 tane ayrı kuruluşta bir platform parçası. Çok doğru. 15 bin tedarikçi küçük SME'yi tetikleyebiliyor. Biz Kıbrıs olarak bu platformları birlikte çalışacak bir örgüyü burada hızlıca yapabilirsek kritik kütleyi oluşturabiliriz. Daha önce sanıyorum hep bireysel başvurularla gitmeye çalışmışız. Şimdi ilk defa bizim topluca ve birlikte hareket etme şansımızın olduğunu düşünüyorum. Zaten hani gelecek olan bütçeyi doğru değerlendirme noktasında sanki birlikte hareket etmek daha sağlıklı olacak. Çünkü ilk başlangıç evet kickstart olarak görülen bir rakam bu. Biz de buradaki becerimizi, başarımızı göstermemiz lazım ki bu parayı arttırmak için talep edebilecek bir yüzümüz olsun sanırım ortaya çıkacak projelerimiz. Demin onu söylediğiniz çok güzel bir noktaydı o. Belki Türkiye'de yaptığımız şeyi hızlıca yapmak lazım. Projeler nerede başarıya ulaşamadı? Nerede eleştirildi? Proje dili nasıl kullanılmalıdır? Doğru. Proje biraz da orada biraz teknik kesinlikle hatalar yapmış. Ve bunu yaparken de işte özellikle buradaki sivil toplum kuruluşları, odalar, meslek kuruluşlarının da bunun parçası olması lazım. Belki bu eğitim nosyonu meselesinde gönüllü olarak hepimiz hızlıca bu seferberliği yapacağız. Evet. Ve bu çok önemli. Önümüzdeki günlerde saatlerde çok çalışmamız lazım. Çok, yani son 3 yıldır özellikle pandemiden sonra girişimcilik, teknoloji ekosistemin oluşması için ciddi çalışma yürütüyoruz. Gerek biz GİTYAT olarak gerek diğer kurumlarımız ciddi çabalar gösteriyor. Çünkü önümüzdeki dönemde gösteriyor ki adanın aslında ekonomik olarak tek çıkış noktası teknoloji ve girişimciliği tetiklemek olacak. Şimdi TÜBİTAK'ın da bu programları tekrar genişleterek adaya açmış olması nasıl bir etki yaratır? Şimdi buradaki dinamo güçlerden birisi turizmin yanında esasında eğitim. Ve eğitim de Ar-Ge'yi getiriyor. Evet. Ve inanılmaz bir eğitim ordusuna sahibiz. 20 küsur üniversiteyle ve diğerleriyle. Ve 140 ülkeden benim bildiğim kadarıyla adaya gelen ve talep var. Krem de la krem diyebileceğimiz Afrika'dan gelen öğrenciler var. Evet. Orta Doğu'dan gelen öğrenciler var. Bu öğrenciler bursiyerler ve çok iyiler. Bunlar da dahil olmak üzere biz bu ekosistemi doğru kullanırsak, bunların master ve doktoralarında veya lisanstan hemen sonraki tezlerini Ar-Ge projeleriyle birlikte kuluçkalayabilirsek, Türkiye'deki mantık çok güzel gitmişti o konuda. Ben olumlu olacağını düşünüyorum. Belki küçük revizyonlar yapmamız lazım. İşte teknoloji geliştirme bölgesi hazırlığımız bizim de Nerita ile birlikte yakın doğuda olmuştu. Orada gördüğümüz ilk şey hemen bunu bakanlıklarda çözmemiz lazım. İşte yabancı denilebilecek kişilerin de buralarda, örneğin ben şu an bir Türk olarak Berlin'de hemen firma kurabiliyorum. Evet. Startup yapabiliyorum. Yanında insan çalıştırabiliyorum. Evet. Ve bunun için destek alıyorum. Para vermem değil, para almam söz konusu. Bizim de bu kolaylaştırıcılığı yapmamız lazım. Doğru. TÜBİTAK programları burada, demin Alperen Hoca'nın söylediği gibi, bizim Kıbrıs olarak hızlanmamızı sağlayabilir. Hızlandırıcı mantığının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok yüksek tempoyla giden bizim diğer Avrupa Birliği işte komşumuzla dahil olmak üzere bir sisteme ayak uydurmamız ve hatta geçmemiz gerekiyor. Geçebilir mi? Kesin geçebilir.
hemen mütevazi bir şekilde söyleyebiliriz. Bu gelen öğrencilerin bazılarının gittiğinde Afrika'da yapacağı veya diğer yerlerde yapacağı yatırımlarda, Orta Asya yatırımlarında bizim çok önemli bir çarpan etkimiz var. Doğru, çok. Ben adanın şu anda yeryüzündeki en yoğun, belki yüksek öğrenim potansiyelinde olduğunu görüyoruz. Evet. Yürüyen insanların hepsinin müthiş bir bilgi birikimi var. Bu bilgi birikimini güncelde doğru kanalize edebilirsek çok önemli bir şey olacak. Bir hızlıca örneğini vereyim. Profesör Dux diye bir yapay zeka sistemi yapıldı Yakın Doğu'da geçtiğimiz günlerde. Bu belki Türkiye'deki bazı eğitim kuruluşlarında da ihraç edilecek. Evet, çok iyi. Bu bize özel öğrenim güçlükleri, mesleki eğitimler, yaşam boyu öğrenim, kritik öğrenim vesaire konularında inovasyon sağlayabilir. Bunu yapan diğer iki kuruluş Harvard ve MIT'ydi. Doğru. Şu an üçüncü noktada Kıbrıs geliyor. Hı hı. Yani esasında yapılabilir mi? Yapılabilir. Eğitim önemli mi? Önemli. Çünkü biz bu konuda çok iyi bir adayız. Hı hı. Ama bunu doğru kurgulamamız ve yeni nesil, 21. yüzyıl felsefesinde yetiştiricilik yapmamız gerekiyor. Yeni meslekleri, yeni ara bireyleri, bunların hepsini yapabilir miyiz? Kesin yapabiliriz. Bu anlamda bu programlarda çok önemli bir tetikleyici olacaktır diye düşünüyorum. Evet, yani şimdi biliyorsunuz dünyada herkes yetenek avcılığı yapıyor. Herkes başkasının insan kaynağına el atıp kendi ülkesine geçip işte şirketini, girişimini veya orada yürütülen projelere katkı koyması için işte onları kendi ülkelerine davet ediyorlar. Bu imkanları sunuyorlar. Yani Amerika yıllardır zaten bu şekilde büyüdü, kesinlikle, gelişti ve dünya lideri olan bir ülke haline geldi. Keza şimdi Avrupa ülkeleri, küçük Avrupa ülkeleri özellikle girişimciliği, teknoloji girişimciliği destekleyecek programlarla bunları yürütüyorlar. Biz de yıllardır işte teknoloji adası olacağız, bilişim adası olacağız diye çalıştaylar yapıyoruz. Şimdi kısa vadede yani bizim artık ne yapmamız lazım? Yani bunları hallete getirip. Şimdi artık programlar da açılmaya başladı. Yani dış fonlar, yatırımlar, venture kapitaller dışında işte devlet destekli programlar da açık var olmaya başladılar. Ne yapılması lazım? Birincisi gerçek bir seferberlik ve gerçek bir imece hareketine ihtiyacımız var. Yani tüm kuruluşların, odaların birlikte hareket etmesini sağlamamız lazım. Bu olabilir mi? Bence olabilir. Nasıl olabilir? Birlikte işleyeceğiz önümüzdeki zamanlarda. Yani bunu samimi ve yetişebilir ve öne geçebilir hale gelmemiz için bir fırsat olarak görüyorum. İkinci bir şey, demin Nurper Hocam'ın açıkladığı bir şey vardı. İki şey. Bir tanesi kariyer gelişme programıydı. Bir tanesi sosyal beşeri yenilikçi programlardı. Evet. Bu önemli bir şey. Hasan Mandal Hoca 27 Kasım'da geldiğinde çok önemli bir açıklama yaptı. Neredeyse sınır yok. Hiçbir kısıt yok. Hı hı. Yani sosyal alanlardaki bu anlamda da ada çok güçlü. Evet. Kıbrıs çok güçlü. Bu alanlardaki bütün başvurularda biz yani ben bu adada gördüğüm, yani bizim kampüste yaklaşık olarak 400 küsür tane sergi açıldı. Türkiye'de o kadar sergi açıldı mı bilmiyorum. Hı hı. Yani sanat, bilim, bütün tasarım ve diğer dallarda, sosyal dallarda da uçurulabilecek alanlar var. Yani illa birdenbire bizim sanayi sistemimizde şunlar eksikle başlamak zorunda da değiliz. Bütün alanları ortak anlamda kullanabiliriz. Evet. Bu kullanımda da şu anda avantajlı hale gelmiş durumda sosyal programlar, girişimcilik programları ve o tür şeyler ve hiçbir şey istemiyor. Evet. Laboratuvarımız esasında toplum. Bu bakışla da biz bu zirvede ve diğerlerinde, yani belki bazı etmenleri nasıl yapabiliriz? Orta Doğu'nun önemli bir coğrafyasındayız. MENA coğrafyasındayız. Doğru. Bizim yereldeki becerilerimizi nasıl dışarı aktarabiliriz? Hızlıca bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunu yapmaya araç olur mu? Kesinlikle olur bu programlar. Bunu yaptıktan sonra da mesela neden Kıbrıs, Okinawa gibi 100 yaşını geçenlerin adası olmasın? Evet, çok haklı. Yani sağlıklı yaşlanmada, sağlıklı yaşamada, akıllı şehirlerin tasarlanmasında örnek model adası olabilir mi? Kesin olabilir. Ya şimdi bizde bir konsept var biliyorsunuz, Staslow, yani yavaş yaşa. Bilmez miyim? Çok aynen. Bu kadar da yavaş olmuyor. Biraz, dünyayı takip edecek hızda olalım ama rauhen bedenen yavaş yaşamayı tercih edelim. Şimdi yönetmenim uyardı, son iki dakikaya geliyoruz. Biz bu konuyu daha sizinle birçok kez konuşacağız belli ki. Şimdi komisyonda son sorumu sorayım ve sonra da kapatalım. Şimdi komisyon tarafında nasıl gideceksiniz? Siz anladığım kadarıyla henüz daha süreçler planlanıyor. Bunlar belli olduktan sonra da program açılacak ve başvurular alınmaya başlayacak. 27 Kasım'da milat oldu. Evet. İşte çok hızlıca ilerliyor. İlk defa komisyon oluştu. Komisyon toplanmaya başlayacak. Tekrar bir zirve yapıp işte o alanlar belirlenecek. Ortak toplu katılım, geniş katılımı çalıştayla. Ardından da uygulamalar başlayacak. TÜBİTAK tarafında esasında hakemlikler olduğu için orası zaten hazır. Evet. Bizim burayı hazırlamamız gerekiyor. Belki diğer bakanlıklarda da değil ama Milli Eğitim Bakanlığı
Bakanlığı ve diğer komisyonlar yüksek öğrenim hazır. Burada herhalde ilk defa yüksek öğrenim diğer alanlara da, diğer sektörlere de biraz ritim katıcı olacak. Bu ritim katma mevzunu ve hızlanmayı da sağlayabilirsek bence her şey yoluna girecektir. O uzmanlıklar ve diğer adaptasyonlar konusunda da bence yereli kullanmamız lazım. Covid'de gördük bunu. Bütün tedarik zincirleri çöktü. Biz yereldeki unsurların ne kadar önemli ve gerekli olduğunu gördük. Yereldeki sağlık ürünleriyle, yereldeki besinlerle, yereldeki çözümlerle gitmemiz gerekiyor. Bir çalıştay yaptık. Her taraftan insanlar geldi. Bu esasını yeşili korumak için çöpleri bile kullanmak zorundayız. Yani belediyeleri de devreye sokmak zorundayız. Bunları nasıl değerlendireceğiz? Dünya şu anda bütün çözümleri yerelde bulun diyor. Biz dolayısıyla çözümleri ithal edemeyiz. Çözümleri en fazla ihraç edebiliriz. Başarılı modelle. Dolayısıyla bu komisyona dahil yapılacak iş şu anda dinlemek, diğer paydaşların hepsini, sivil toplum kuruluşları dahil, kamunun tüm basamaklarını maça davet etmek, hep birlikte bu işi oynamak gerektiğini düşünüyorum. Evet, şimdilik bir es koyalım hocam. Belli ki biz bu konuyu daha çok konuşacağız. Kesinlikle. Öyle gözüküyor. Süreçler belli olduktan sonra tekrar ikinci program detaylı şekilde üzerinden geçip yine katılımcılar, akademisyenlerimizi, girişimcilerimizi bu konuyla ilgili bilgilendirelim. 2023 hızlı güzel bitiyor. Bence evet. 2024'de çok güzel başlayacağız. Ben de çok mutluyum hocam. Yani elde ettiklerimiz geldiğimiz nokta bence de çok olumlu. İnşallah 2024'te bunları katlayarak devam edeceğiz. Kesinlikle eminim. Çok teşekkür ederim katılım. Ben çok teşekkür ederim. Evet, yine program bize yetmedi gördüğünüz gibi. Kısa bir es veriyoruz. Önümüzdeki hafta veya bir sonraki hafta tekrar konuyu incelemek için, üzerinde konuşmak için birlikte olacağız inşallah. Görüşmek üzere diyorum. İyi akşamlar. ATS, alüminyum doğrama ve otomasyon sistemleri girişimcinin dünyası programını sundu.